Şehit kimdir? Onu görmek lazım. Evvela kitaplarımız şehitleri üçe ayırır. Hem dünya hem ahiret şehidi olan, sadece dünya şehidi olan, sadece ahiret şehidi olan diye üçe ayırır. Şehitler kaç kısımmış? Üç kısım. Bir hem dünya hem ahiret şehidi var. Bir sadece dünya şehidi var. Bir de sadece ahiret şehidi var. Ne demektir bu? Evvela kamil olan şehitten bahsedelim. Hem dünya hem de ahiret şehidi olan kimdir? Hem dünya şehididir, dünyada şehit muamelesi görecektir. Hem ahiret şehididir, ahirette de şehit muamelesi görecektir. Peki, hem dünyada şehidin hükmü nedir? Savaşta, savaş meydanında düşmanla savaşırken, savaş meydanında şehit düşen kişi, eğer bu insan Allah yolunda vatanını, dinini, namusunu, şerefini korumak için cihada, savaşa çıkmış ve bu yolda ölmüş, savaş meydanında ruhunu teslim etmiş ise, bu insan hem dünya hem ahiret şehididir. Dünya şehididir, şehit ahkamı üzerine icra edilir. Bu insanın elbisesi üzerinden çıkarılmaz. Ve bu insan yıkanmadan defnedilir, namazı kılınır, defnedilir. Şehidin hükmü, dünyadaki hükmü, elbisesi çıkarılmaz. Ve diğer cenazeler yıkandığı gibi yıkanmaz. Onlar kanlarıyla, elbiseleriyle beraber defnedilirler. Namazları kılınır ve defnedilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda şehit olanlarla ilgili zemmiluhum bi kulumihim ve dimaihim. Onları kanlarıyla, elbiseleriyle beraber defnediniz buyurmuştur. Demek ki savaş meydanlarında Allah için namusunu, şerefini, dinini, ezanını, mukaddesatını, vatanını korumak için ulvi duygu ve niyetlerle canını ortaya koyarak şehit olan insan hem dünya şehididir hem ahiret şehididir. Dünya şehididir ne demek? Dünyada onun üzerinde şehitlik ahkamı icra edilir. Yani elbisesi çıkarılmaz, yıkanılmaz. Kanlarıyla beraber namazı kılınır, o şekilde defnedilir. Şehit ahkamı üzerine icra edilir, bu demektir. Bu insan dünyada bu muameleye tabi tutuluyor, bu bakımdan dünya şehididir diyoruz. Aynı zamanda bu insan ahiret şehididir. Ne demek ahiret şehididir? Niyeti neydi? Vatanını, dinini, namusunu, şerefini, ezanını ve mukaddes değerlerini zalimlerin zulmünden, küffarın tasallutundan korumak. Canım feda olsun, ezan sesleri dinmesin. Canım feda olsun, namusuma kimsenin eli dokunmasın. Canım feda olsun, vatanım düşmanların istilasına uğramasın diyerek ulvi duygularla bu yolda canını feda eden insan ahirette şehit muamelesi görür. O zaman biz buna ne diyoruz? Hem dünya şehidi hem de ahiret şehididir. Dünyada şehit muamelesi görür, ahirette de şehit muamelesi görür.